Hayat bekler misin? Hayat! Hayat! Hayat dur! Bir dinler misin? Bak, gelme peşimden. Peşimden gelme! Hayat ne yapıyorsun? Bir sakin olur musun lütfen? Ben bu kadarını hak etmedim Murat. İstediğin oldu işte. Başardın, mutlu musun? Hayat artık yok. Hayat bir konuşalım, niye bağırıyorsun? Sakin olur musun lütfen? Hayat artık yok. Hayat artık yok, artık yok. Sen delirdin mi? Bırak! Ya araba çarpsaydı sana? İyi işte, kurtulurdun. Bahat ederdin sevgiline. Hala saçmalıyorsun bak, o kız... Benim sevgilimdi. Her şeyi yanlış anladın hayat. Neyi yanlış anladım ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? O kızın abimle sandığın gibi bir ilişkisi yok. O zaman neden yolda bana tek kelime etmedin? Neden uyarmadın beni? Ya eski sevgilinin evini bile bilmiyorsun be. Hayat, bak bana güvenmek zorundasın ama bu konu seni ilgilendirmez. Ne ilgilendirmez? Ne ilgilendirmez? Ya kocam başka bir kadının evinde yakaladım. Bu beni ilgilendirmez. Hayat, lütfen. Ne lütfeni ya? Ne lütfeni? Ne bu kadar? Ya ikiniz de bir sakin olur musunuz? Her şey benim suçum. O kızla ayrılmamı kabullenemedi. Sonra saçma sapan şeyler yapıp abimi aramış. İşte bütün mesele bu. Abi, sizi bu durumun içine soktuğum için özür dilerim. Öyle mi? O zaman bir de hikayeyi kızdan dinleyelim. Evet. Ya Murat'ın karısı geldi. Kız resmen bastı evi. Bak bu iş benim boyumu aştı. Ben daha fazla idare edemeyeceğim. Tamam, peki. Ama bak sadece yarına kadar. Ondan sonra eğer bu kadar sıkışırsam her şeyi itiraf ederim. Kapatıyorum ben, geldiler galiba. Ne zamandır birliktesiniz siz? Soru sordu. 6 ay. Ya ben her şeyi karıştırır oldum. Evet, 6 ay. Böyle hayatım alt üst olmuş durumda benim. Seni istemeyen bir adam için bence kendini bu kadar harap etme. Sadece o değil ki. Benim acım daha çok taze. Ben annemi yeni kaybettim. Zaten burası da Hazal'ın evi değil. Annesinin evi. Hani sormuştun ya neden bilmiyorsun diye. Buraya gelince ben çok kötü oldum. Dora'ya da ulaşamayınca. Ya annenin öldüğünü bilemezdim. Kusura bakma. Ben Murat abiyi de bu yüzden aradım. Ben işlerim buraya kadar geleceğini tahmin edemezdim. Özür dilerim hepinizden. Önemli değil Hazal'cığım. İkna olursan gidelim mi artık? Öyle olsun o zaman. Hikayenize inandığımı sakın zannetme. Neye inanmadın peki hayat? Ha? Annesinin öldüğüne mi? Yoksa yalnız kaldığına mı? Yoksa hayatının alt üst olduğuna mı? Neye inanmadın? Yabancı bir kızın acılarına üzülebiliriz tabii. Ama beni asıl ilgilendiren gece yarısı teselli neden benim kocamın gitti? Bağırmadan konuş benimle. Bağırırım. Bu kızın beni araması peki seni niye bu kadar rahatsız etti? Neden etmesin? Birdenbire hayatımıza bir kız beliriveriyor. Bak birdenbire diyorum. Sonra kız çağırır çağırmaz hiç düşünmeden evinde alıyorsun solu. Ben buna nasıl rahatsız olmayayım söyler misin? Ben bir iyilik yaptım hayat. İnsan hep şimdi. Ha.
Bir bana yani. Herkese çok iyisin, bana sıfır merhamet. Hayat uzatma Allah aşkına, hadi bin şu arabaya. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Yürü. Geç şuraya. Geç. Benimle inatlaşma. Durumu çok iyi idare ettin. İşbirliğin için teşekkür ederim. Ben kimse üzülsün istemedim. Da Murat niye kardeş olduğumu söylemedi? Ya çünkü çok yanlış bir zamanda ortaya çıktın. İyi de mecburdum ben. Annemin son isteğiydi bu. Git abini bul dedi bana. Bu arada sen neredeydin? Dışarıdaydım. Dışarıda olduğunu biliyorum zaten. Nerede olduğunu sordum. Seni ilgilendirmez. İlgilendirir. Şartlar ne olursa olsun ben senin kocanım. Ne mutlu bana. O ne? O da seni ilgilendirmez. Kesin o kızla ilgili, Hazal'la ilgili bir şey. Hayat abartma artık, tamam. Uzatma. Verir misin şunu bana? Göster. Ne saklıyorsan görmek istiyorum. Ver diyorum. Hayat. Niye? Yoksa başkasına mı aldın? İnanmıyorum sana Hayat ya. Yani bir insan karısından başka birine alyans alır mı? Alyans mı var içinde? Oo. Madem alındı, takılsın o zaman. Ki insanlar görsün, anlasın. Bu adam sahipli. Yani benim. Vay. Böyle mi anlaşılıyormuş sahiplenildi? Evet, uzaktan bakılınca bu. Mesela Doruk'un eski sevgilisi Hazal'ın mesafesinden. (Gülüyor)